Ayşe Hanım'la beraber ne yapıyoruz? Sebzeli hamsi yapıyoruz. Sebzeli hamsi. Evet. Lazcası takımoni. Evet. Laz yemeği. Laz yemeği. Malzemelerimiz neler? Soğanımız var, doğradık. Patatesimiz var, havucumuz var, rendeledik bunları önceden. Ispanağımız var, tereyağımız var, hamsimiz var, pul biberimiz, tuzumuz, sıvı yağımız, mısır unumuz ve tereyağımız. Buna istediğiniz kadar sebze koyabilirsiniz. Bizim şu an elimizde bunlar vardı. Bunları kullanacağız. Başlayalım. Hadi tavamızı koyduk. Ocak sizin. Şöyle sobaya doğru size alalım. Koyduk. Yağımızı koyalım. Tamam. Sıvı yağ, üzerine tereyağı. Evet. Şimdi bunlara soğanımızı ekleyeceğiz. Bunlar biraz kavrulacak. Ondan sonra diğer malzemeleri ilave edeceğiz. Bol soğanlı. Evet, soğanı bol. Oh, soğanlar kavrulmalık oldu. Evet, soğanlarımız tamam, kavruldu bunlar. Şimdi sırasıyla diğer malzemelerimizi ilave edebiliriz. Az önce saymayı unuttuk, domates koyacağız. Domatesimizi ilave edelim. Rendelenmiş domates. Evet. Patatesi ve havucumuzu da ilave edelim. Yeşilliklerimizi de ilave edelim yavaş yavaş. Biraz küçük bir tava seçebildik sanırım. O biraz sinene kadar hamsilerimizi doğrayalım. Bir taraftan sebzelerimizi karıştırıyorum, bir taraftan hamsiler doğranıyor. Hamsi önemlidir Karadeniz'de ve hamsiye balık denmez. Evet, burada hamsi kıymetlidir. O yüzden... Hakaret sayarlar. Hakaret sayarlar, evet. Hamsileri de ilave ediyoruz. Edelim. Bol sebzeli hamsi. Tuzuyla pul biberimizi ilave edelim. Tuz ve pul biber. Bu da yeterlidir. Tamam. Çok fazla kavurmamıza gerek yok. Bunu biraz kavurduktan sonra mısır unuyla bağlayıp fırına vereceğiz. Tepsiye alıp fırına vereceğiz. Börek mi olacak? Biraz börek gibi, evet, böreği de anımsatıyor biraz. Şimdi mısır unumuzu suyla açıyoruz. Sebzelerimiz pişecek, hem mısır unumuz pişecek. Biraz suyla açıyoruz. Mısır unumuzu ilave edelim. Mısır unumuzu ekledik. Tekrar karıştırıyoruz. Çok ilginç bir hamsi tarifi. Evet, şimdi tepsiye alacağız. İçerisinde Lazların tüm sevdikleri var. Evet, içinde her şey var. Bir de karalahana olsaydı? Karalahana biraz daha geç piştiği için çok tercih edilmez içinde ama daha önceden haşlayıp olabilir. Ondan sonra evet ilave edilebilir. Ispanak da çok yakışıyor. Ispanak tabii, ıspanak pazı. Oo. Evet, şimdi tepsimizi alalım. Tepsimize yayıyoruz. Evet, ve üzerini düzeltiyoruz. Ondan sonra fırına gönderiyoruz. Çok ilginç. Daha sonra dilim dilim yiyeceğiz. 15 dakikaya pişer. Üzeri kızarsın yeter. Evet. Yeter. Hadi hemen atalım. Atıyoruz fırına. Ve tadına bakalım. Sebzeli hamsimiz pişti. Evet, sebzeli hamsimiz de pişti. Bir diğer ismi Lazlar arasında takımoni, evet, ya da hamsi koli. Yalnız tabii ki bunun da biraz dinlenmesi gerekiyor. Biz biraz sabırsız olduğumuz için bekleyemiyoruz. Şu kadarını keselim. Tamam, hemen tadına bakalım. Hafiften mücver kıvamında. Evet, biraz öyle, biraz yumuşak oluyor. Ama dinlenirse daha da sertleşecek. Dinlenirse evet. Daha börek gibi olacak. Börek gibi çıkacaktır. Yanında domates, salatalık ve soğanla yeniyor. Tabii ki. Çok farklı bir hamsi tarifi. Hamsilerin kılçıklarını temizlemiş miydiniz? Evet, kılçıklar alınıyor. Çünkü hiç ağzıma kılçık gelmedi. Kılçıklar ayıklanmış. Balık sevmeyen çocuklara balığı sevdirmenin yöntemi. Sebzeli hamsi ya da hamsi koli ya da takımoni. Evet. 3 tane isim var Rize'de. Gittiğiniz köye göre, mahalleye göre değişiyor. Evet. Türkçesi sebzeli hamsi. Evet. Bayıldım. Yanında yeşilliklerle, domates, salatalığı ve soğanıyla beraber bu güzel yemeği yiyeceğiz ve ardından devam edeceğiz. Dünyanın tadını da çıkarmaya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.